Merhaba arkadaşlar, ben X-Crawlers. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Adı da yani şimdi şöyle anlatayım. Bu nasıl desem, mod pack'i benim çok sevdiğim bir YouTuber'ın yaptığı mod pack'tir. Adı da The Diamond Dimensions. Evet, bugün bu seriye başlıyoruz. Bu eşyalar nereden geldi diyecek olursanız, chest vardı. Yani chest ile başlamıştım. Çekebilirsiniz. Ağaç yumruklamak çok zor bir iş. Bu yüzden artı hem de taş kılıç geldi. Bu yüzden büyük bir şansım var. Çok şanslıyım. Biraz sonra doğduğumuzları öldüreceğim. Ama keşke kemik kılıcı gelse başlangıç olarak. Çünkü cam kılıçla hiçbir şey yapılmıyor. Yani şunun canına bakacak olursak, ya kılıcı gördü kaçtı. Ulan. Bakın 15 15 düşünebiliyor musunuz? Ben böyle bir kılıcı asla almazdım. Ama nedense, oyş, büyüksün ablam. Kaç, kaç. Ben bu moddan nefret ederdim. Bu yüzden kaç. Şimdi bu arada bir tane mod vardı bunun içinde. Hiç anlayamamıştım. Videosunu izledim. Çok güzel bir modmuş. Bir sürü yeni şey ekliyor. Yani böyle portallar falan. Birçok yeni yer var. Şimdi şu Battle Tower'daki ilk chest'i alıp kaçacağım. Kazmayla saldırıyorum yaratıklara. Mantığa bakar mısın? Of. Burnumu çok çekeceğim herhalde videoda. Çünkü bugün nedensiz yere epey akıyor. Bu yüzden daha şimdiden özür dilerim bunun için. Gel lan gel. Gel gel. Büyük saçmalık olacak. Oha oha, yukarıdan geldi. Allah'tan yakmadı. Çünkü yana zombiler vurduğunda yanıyor. Öyle saçma bir mantık var. Hayır hayır hayır, tek okta alır bizi. Ya of, abi ya. Neyse, biz taş kazalım. Bu arada bu mod pack'inde normal taş bulmak acayip zor. Neden bilmiyorum. Bu yüzden keyfinize baksanız iyi olur. Ne diyeyim yani, diyecek başka bir şey yok. Sorun bana oluyor, size değil. Keyfinize bakın. Videoyu güzelce izleyin. Diyecek başka bir şeyim kalmadı. Çakma vadide gerçek mağaralar var. Böyle bir güzellik olamaz. Of ya. Niye koşmadım ki sanki? Bu kadar küçük delikleri bile aslında küçümsemeyeceksiniz. İşte. Vay. Umarım bunu çekerken bir sorun olmaz. Çünkü genellikle öyle oluyor. Keşke bu sorunu ortadan kaldırabilsem. Çok güzel olur. Biz araya geldik, taş toplamıyoruz ya. Kazanın şunlardan biraz.
Biz kaçıncı kattayız? 23 altın. Aa, kim botlar? Lan kim salır? Aha, al işte ya. Bunu yaptığım için çok üzgünüm ama şu anda pek güçlü bir halde değilim. Bu yüzden. Lan. Ha, Q-Bed zombi. Şimdi bunlar galiba peaceful'da saldırmıyor. Çünkü normalde bunlar bildiğiniz zombi. Neyse, öldürüp içinden Q-Bed'i alalım. Siz ne işe yarıyorsunuz? Köleler. Ya işte ya. Kedi gibi kaçıyor. Kedi kadar hızlı. Neyse, geliyorum bunlar. Merhaba. Burada her yer birbiriyle mi bağlı? Ne o? Dur. O demirleri sonra alırız. İlk önce. Aha, lapis. Bu arada bu bilgiyi ben de yeni öğrendim. Taş kazmayla da lapis kazılabiliyor. Bunu ben daha yeni öğrendim. Yani genellikle Minecraft hakkında çok şey bilirim de. O zaman hemen şöyle bir crafting. Oyunun en sevmediğim tarafı da bunun oyunun eski versiyonunda olması. Hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi ne yapacağız? İlk olarak biz bir yeni taş kazma yapalım. Sonra bunlardan bir fırın yapalım. Hazır varken bir de kılıç. Harika. Şimdi bu fırını alalım. Demirlerimizi pişirelim. Bir de ben buna flash to leather mıydı neydi öyle bir mod yükleyeceğim. Rotor flashleri ısıtarak direkt deri yapabiliyoruz. Konuşamadım. Şimdi bunlar da normal spawn. Glaze. İşte çok fazla spawn geliyor bu modda. Önce altın ve redstone ama hiçbirini kazamamak acayip sinir bozucu. Hepiniz geberin. Sen de geber. Bir de bunlardan bir tanesi için 4-5 tane falan diamond gerekiyor. Evet, doğru duydunuz. Q-Bed bizim kölelerimiz. Yapıp köle olarak kullanabiliyoruz. Ya ben bu videoda neden hiç konuşamıyorum ya? Sinirim bozuldu. Şimdi hemen bir demir pickaxe. Tabii şu çubuğu alalım. Şimdi bunun yerine bunu koyacağız. Lan çıkamıyorum. Altın. Altın neyde kullanacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Belki ilk serilerde kullanırız.
Altın karpuz ya da altın havuç gibi şeylerde. Dungeon. İşte bu. Taş kılıç. Dur. Bu pis buldu mu? Ya of. Şimdi hiç eğlence olmayacak. Neyse biraz geri gidelim. Sonra pis bul ayarını. Ben her zaman bunda oynarım. Dur lan yok dur. Normal yapalım. Bir kez olsun normalde nasıl oynayalım. Şimdi epeyce uzaklaşalım. Ya da gidip biraz maden arayalım. Neymiş? Daha ilk bölümden maden yapıyoruz. Diamond bulursak var ya epeyce şaşıracağım. Ki bulmaya da niyetliyim. Redstone'ları birçok kişi için kullanabiliriz. Çok işimize yarayabilir. Obsidyen için falan. Altın. Redstone işte bu. Hep aradım seni. Suda kazmaktan nefret ediyorum. Kapat şunu. Lan, basma şuna ya. 22. Bir kova. Sana daha fazla değil. Ya bak nasıl kol. Bir tane. Ya bak ben nasıl hep buraya basıyorum ya. Altın. Bakalım altında ne yapabiliriz. Gold shard. Yok. Bunlar nasıl üretildi? Hiç kullanımı var mı? Heh, kullanımı. Blok için, zırhlar için, saat, pressure plate, aletler falan. Aha, işte bu. Golden Scarab. Bu bir portal yaratıcı gibi bir şey. Portalla işe yarıyor, işimize yarıyor. Kim? Dimension'ın upgrade. Blaze Sword. Master Sword. Empty Needle. Yine. Aynen bunda küçük insancıklar yapabiliyoruz. Böyle. Neyse anladık ki altın bizim için acayip önemli. Bir de şu dungeon'a bakalım. Bakalım içinde neler çıkacak. Ho. Beklemiyorsun. Accuse words. Saddle. İki ekmek. Demir. Kova. Müzik disk. Kovalar. Lapis kalıcı. Kampa. Hı. At bunu. Ne? Kesler çekelim. Bu ne, neden böyle bir bug var hiç bilmiyorum. Dur. Bu bizim de işimize yarar mı? Kesler yaratalım. Hı. Hayır. Tamam. Demek ki bir işimize yaramıyor. Tamam, normal taş alalım. Çünkü bir ara bizim işimize yarayacak bu. Bazı şeylerde. Tohumları atalım.
Bunlardan hiç sevmiyorum. Çok sıkıcı olur. Tamam. O zaman ben bu videoyu burada bitireyim. İyice bir maden yapıp yukarı çıktığımızda videoyu geri açalım. Evet, gördüğünüz gibi hala madendeyim ama suyun altında bu güzeller güzeli, insanı kendine aşık eden ya da sanırım öyle bir şey Diamond'ı buldum. Şimdi bunun için her şeyi feda edebileceğimizden ilk önce bir Diamond'ı kazalım. Çok güzel. Hayır, ben powder değil. Rotom taşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diamond. İşte bu. Acaba hemen şimdi obsidyen yapsam mı? Diamond pickaxe'le obsidyen yapsam mı yoksa şimdi bakalım. 3'ü kazma için geriye kaldı 3. Bir tanesi Golden Scarab için kaldı 2. 2 ile de bir kılıç mı yapsak ya yoksa? Bilemedim şimdi. 2 ile ne yapsak? Dur hemen Diamond'ın kullanış alanları. Belki lazım bir şey vardı. Heh. Geri kalan ikisini de Enchantment Table için kullanabiliriz. İşte Cube botların bir tanesi için bunlar lazım. Portal Manifier. Herhalde Enchanted şeyler Enchanted Portal vardır. Portal Manifier. Dial Device. Anlamıyorum. Bu kadar çok şey nereden geliyor? Heh. Draconic Swords. Flint and Diamond. Aynen. Bir tane daha Diamond'a ihtiyacımız var. Hatta bir sürü. Aether Guard. Dur. Aether modu mu? Benim bildiğim bunun Aether modu yoktu. Heh. Candy Fruit. Başka kardeşim. Shapeless Crafting. Hiçbir şey. Ya Allah kahretsin. Neyse ki bir inventör vardı. O hazır buradayken ve odunlarımız da varken biraz bir tanecik ev yapalım. Ya of. Neyse buradan hemen gideriz ya. Hemen şimdi şöyle güzel şuraya bir tane ev yapalım. Ben bakayım bir video kaç dakika. Evet, videoyu burada bitirmek zorundayım çünkü bana bir 2 dakikayı saymasan 20 dakika falan bana giriyor. Bu yüzden ben bu videoyu burada bitireyim. İkinci videoyu hemen direkt çekeyim. Evet, X-Cruels'ın diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.